Merhaba arkadaşlar, Hertelden TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle muffin tarifi paylaşacağım. Damla çikolatalı olacak bu. Temel malzemeleri şöyle. 3 yumurta, 1,5 çay bardağı şeker, 1,5 çay bardağı sıvı yağ, 2 çay bardağı süt, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve aldığı kadar un kullanacağım. Her zamanki gibi kek mantığında olduğu şekilde öncelikle şeker ve yumurtayı bıkmadan usanmadan çok homojen bir şekilde uzun süre çırparak işe başlayacağım. Ben damla çikolatalı yapacağım. Sade yapabilirsiniz. Kakaolu, beyaz, içerisi dolgulu yapabilirsiniz ya da üzerini kremayla süsleyebilirsiniz. Ama size özünde vereceğim tarif bu güzel muffin tarifi olacak. Artık diğer varyasyonlar, süslemeler tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Mesela ben de aslında içerisine damla çikolatasının ilavesi olarak da güzel bir karamel sos sıkmayı düşünüyorum. Şimdi geçelim isterseniz hemen yapımına. Orta devirde köpürene kadar çırpıyoruz. 5 dakika kadar iyice köpük köpük olana kadar çırptım. Şimdi işim bitti artık. Bundan sonrasını spatula ile devam edeceğim. Bir buçuk çay bardağı sıvı yağ. Ve hemen ardından 2 çay bardağı da sütümüz vardı. Yani bu noktada bütün sıvıları bir araya getiriyoruz. Şöyle bir karıştırıyorum. Hemen ardından ise kuruları eleyerek ilave ediyorum. Hemen eleğimi yerleştirerek malzemelerimi ilave etmeye devam ediyorum. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya. Ve unu da çay bardağı ölçüsüyle vereyim size diğerleri gibi. Dolayısıyla ekleyerek tam ölçüyü bulacağım sizler için. Birinci çay bardağım. Dolu dolu 2 çay bardağı un ilave ettim. Spatula yardımıyla alttan üste havasını kaçırmadan karıştırıyorum. Evet, karıştırdım. Görüyorsunuz şu an biraz cıvık. Kakao ve sadeyi karışık yapacağım için bir miktar alıyorum. Buna kakao ekleyeceğim. O nedenle kakao da ona bir kıvam verecek. Daha fazla un ilave etmiyorum. Şimdi buna yarım çay bardağı daha un ilave edeceğim. Şimdi beyaz olana yarım çay bardağı daha un eledim. Yani 2,5 çay bardağı un kullanmış oldum. Kakaolu olanı ise hatırlarsanız unu azken yani 2 çay bardağı totalde un koymuşken ayırmıştım. Çünkü bunun içerisine de yarım çay bardağı kakao ilave ettim. Görüyorsunuz zaten kıvam aldı. Şimdi gelelim bunları kalıplara dökmeye. Tabii tam bu noktada ilave etmek istediğim damla çikolata vardı. Onu söylemeyi unuttum. Şöyle 1,5 avuç kadar da damla çikolatayı ilave ettim. Şöyle bir karıştırıyorum. Kalıplarıma koymaya hazır. Ben bu kalıpları kullanıyorum. Hem çok pratik oluyor, hem de güzel oluyor. Artık bu işlemi yapmaya başladığınızda fırınınızı da açın. 180 derecede alt üst olarak sıcak fırına koyacağız muffinlerimizi.
Sade olan hamurumun biraz cıvık olduğuna kanaat getirdim. Ve yarım çay bardağı daha un ilave ettim. Yani toplamda 3 çay bardağı un kullanmış oldum. Önce beyazları taksim edeceğim. Sonra üzerlerine kakaolu. Yarısını doldurmuş oluyorum hemen hemen. Tam olarak 15 tane çıktı. Fırınım zaten ısındı, hazır. Ben bu tarz kekleri yaparken fırını yarım saat kesinlikle açmıyorum arkadaşlar. Yani böyle kabarıp içini biraz çektiğine emin olmadan açmayın, yoksa sönecektir. Fırın için 1 dakika vermiyorum. Fırına göre değişir çünkü. Siz de kontrollü bir şekilde pişirin. Dediğim gibi 180 derecede ölçüsü fırınınızın ayarına göre arada bir düşürebilirsiniz. Bu şekilde pişirin. Şimdi ben keklerimi gönderiyorum fırına. Muffinlerimi tam 35 dakika sonra kürdan ile kontrolünü yaptıktan sonra fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi tam ideal şekilde kabardı. Şimdi şöyle karamel sosum var. Ah, tabii bu da bir kaza. Karamel sosum var. İçerisine şu anda ılıklar. Şuradan içerisine bir miktar gönderiyorum ve hepsinin içerisinde böyle sürpriz karamelleri olacak. Karamel dolgulu muffinlerimi afiyetle yemeye hazır. Karamel yerine çikolata da doldurabilirsiniz bu ekmeğe sürülen çikolatalardan veya karamel ya da krem şantiyle ile üzerine de dekor yapabilirsiniz. Kanalıma abone olup yorum yazarsanız çok sevinirim. Tariflerimi deneyince sonuçları paylaşırsanız ekstra sevinirim. Bir başka videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Afiyet olsun.